Acele müsaade o zaman Van'da, bir mağarada, müze gibi bir zıvada bulunuyordu. Üstad Hazretleri bir zıvadan çıkardılar, jandarma mahallesine. 1925'te Burdur'a getirdiler. Burdur'da Nur'un İlk Kapısı isimli kitabını yazdı. Baktılar ki orada insanlar etrafına toplanıyor. Burada da bir tehlike teşkil etmeye başladı. Bu sefer oradan aldılar, Isparta'ya gittiler. Isparta'da birkaç ay kaldıktan sonra ne düşündüler, taşıdılar. Biz bunu insan toplumunun içerisinde vilayetlerde bırakırsak başımıza iş çıkarırız. Ne yapalım? Kuş çıkmaz, kervan geçmez, bir köy yapma harç edelim. Kimseye görüştürmeyelim. Dünyaya karşı çakacak değil ya, bu da ölüm gider, bir tarafından kurtulur. Hesabı yaptılar. Bunu Isparta'nın bir nahiyeti olan Barla'ya getirdiler. Barla dedikleri yerde bir köy mahiyetinde. Ne yol ne iz, üstelik böyle köşede bıçakta kalmış bir yer. Üstad Hazretleri oraya nefettikten sonra, yani sütün gönderdikten sonra, esas Risale-i Nur'un tehlike orada başlıyor. Yani Risale-i Nur'un yazılması hadisesi orada başlıyor. Orada 8 sene kalıyor. Bu sefer bahsediyorum, bakımda kurmak için. İnşallah bundan sonra geceyi dinlediğim zikir yapılacak. O vakti fazlalar olmak için kısa da gidiyor. Ben uzunca ilgili sual sormak isteyen olursa da sorarım. Orada 8 sene kalıyor. 1934'ün sonlarına kadar hemen hemen Risale-i Nur'un tamamını orada tehlik ediyor. 34'ün sonlarında bakıyorlar ki biz bunu köye hapsettik zannettik dediler. Baktılar ki Kastamonu'dan, Zafranbolu'dan, İstanbul'dan, Elazığ'dan, Hakim Hüseyin'den tevhid bayrakları yükseliyor. Bu nasıl ettiler buralara korsalı? Risale-i Nur'ları yazıyor. Özel kuryeler vasıtasıyla, Kur'an katliyle çoğaltılıyor. Türkiye'nin her tarafına yayıyor. Ve 1934'te bakıyorlar ki 200 bin civarında Risale-i Nur talebesi meydana gelmiş. 1935'te mahkemede savcının tespiti 200 bin Risale-i Nur talebesi vardı. Bu sefer bunlar bunu Hazreti Üstad'ı ve Risale-i Nur'a mahkemeye verdiler. Eskişehir hapishanesine götürdüler. Takriben 8-9 ay orada hapis yaptı. Oradan çıktı, beraat etti. Yalnız çarşaf meselesi için, yani Kur'an'daki tesettür ayetini çarşaf olarak tefsir ettiğinde, tesettür çarşaf da olur. Çarşafın dışında tesettür olmaz dediği için 9 ay mahkumiyet verdiler. Zaten 9 ayda yapmıştı. Hazreti Üstad'ın mahkemedeki reislere ve onlara ceza verilmesi için emir veren reisler o zaman dedi ki ben katıl hırsızı değilim. Ben dünyada çığır açan bir insanım. Benim gibi adamlara ya idam verilir ya beraat verilir. Bana ya idam vereceksiniz ya beraat vereceksiniz. Ben 9 ay hapse toplayacağım. Fakat tabii bunlar değnek ederler, büyük ederler. Üstad Hazretleri'ni 1936'da hapisten çıktıktan sonra Kastamonu'ya gönderdiler. Kastamonu'ya da 8 sene kalıyor. Orada da bakıyorlar ki Anadolu tekrar sarsılıyor. Risale-i Nur hadisesiyle. Bunlar imanı söndürmeye çalışıyor. Bediüzzaman Hazretleri imanı ihya ediyor. Allah'ı unutturmaya çalışıyorlar. Risale-i Nur Allah mefkûresini, fikrini ikame ediyor, yerleştiriyor. Afiyeti inkar ediyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in nübüvvetini,
ve kemalatını inkar ediyorlar. Risale-i Nur'lar bunu tahkim ediyor, birleştiriyor. Bu sefer tuttular buradan 1943'ün sonlarında tekrar tevkif ettiler. Deniz hapishanesine götürdüler. Deniz hapishanesinde takriben 130 kalemesiyle yine 8 ay civarında kaldı. Ve Deniz hapishanesinde yazdığı Nur'un Meyveleri, Meyve Risalesi isimli kitabıyla Risale-i Nur'un tehlifi bitmiş oldu. 1944. Ondan sonra Risale-i Nur'un tehlifine ait çok az hadiseler görüyoruz. Bazı mektuplar, Erhüdet-i Zehra, bir de Fakir-i Şeytan'ın kısa bir muad-i şeyhi gibi birkaç parçanın dışında Risale-i Nur'un etibatı bitmiştir 1944'te. Orada tamamıyla karar alıyor ve tahmin ediyor. 130 kalemesi. Orada Emir Dağı'na gönderiliyor. Emir Dağı'na tekrar mecburi ikamete mevul ediliyor. 1948'in sonlarında bu sefer Afyon'a tevkif edilip Afyon Hapishanesi'ne gönderiliyor. 1949'a kadar, 1949'a kadar takriben 7-8 ayda orada hapishaneliyor. Sonra karar verip çıkıyor. Risale-i Nur hareketi, Risale-i Nur bir hareketin adıdır. Kısa da tehlifinden bahsettikten sonra Risale-i Nur bir eser adı olmaktan ziyade bir hareketin adıdır. Hareket nedir? Hareket şudur. 1917-18-20'ye kadar o günün tarihini, coğrafyasını gözlerin önüne getirirsek dünyanın her tarafında büyük bir inkar ve imansızlık hissine başlamış. Rusya'da Lenin, Stalin, Trotsky Allahsızlığı ilan ettiler. 1917 ihtilali. Öbür taraftan Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra İngilizler İslam alemini tamamen eser altına aldılar. 1918-19 ilaki o senelerde Anadolu toprakları muhtelif kısımlarla işgal oldu. Antep, Urfa tarafını, Maraş tarafını Fransızlar işgal etti. Adana tarafını Fransızlar işgal etti. Ege tarafını Yunanlar işgal etti. Yukarı Ruslar işgal ettiler. İlahi yani Anadolu toprakları da bölündü. Parçalandı. Bir muvazzaha olarak, bir İngiliz oyunu olarak Türkiye'de Osmanlı İmparatorluğu'na son verilmek üzere bazı casuslar yerleştirildi. Bunlar Türkiye'de yeni şeyler icat ettiler. Dini imanı yasak ettiler. Allah demeyi yasak ettiler. Bugün şöyle nezihane içerisinde oturup Allah'a ibadet için toplandığı üstü camileri akıl haline getirdiler. İstanbul'daki Sultan Ahmet Camii'ni görmeye yoktur. O nadide eser atların, katırların bağlandığı bir yer haline geldi. Orayı kadana akıl yaptı. Dünyanın her tarafında böyle ilhak, imansızlık, zırhlılık faaliyetleri arttı. Türkiye'de de buna paralel olarak arttı. Bu imansızlığa karşı Cenab-ı Hak Bediüzzaman Hazretleri'nin değerindeki Risale-i Nur'ları bir hareket olarak ortaya çıkardı. Bu hareket imansızlığı üç safhada ortadan kaldıracak bir harekettir. Risale-i Nur hareketinden bahsediyor. Bunun birinci safhası, Risale-i Nur hareketinin birinci safhası, tahkiki imanın neşri ve ehli imanı daralayacak kurtarmak devletler. Yani tamamen imana mütabi, inanca mütabi, Ahmet günün altı şartı, İslam'ın altı şartının hak, sarsılmaz, Allah'tan geldiği ispat ve insanları kabul ettirmek ve bunu kabul edenleri öbürlerine ithaf etmekten kurtarmak. Birinci devre.
İkinci devresi Hilafet-i Muhammediye hükmünde şeriatı icra ve tatbik etmektir. Allah'ın nizamı yeryüzünde hakim kılmaktır. Risale-i Nur ikinci vazifesi budur. Risale-i Nur hareketi bugün bunun mukaddemesini ortaya koymuştur. Yani İslam'ı kalbi bir hadise olmaktan çıkarıp hayat nizamı haline getirmek hadisesidir. İslam hayat nizamıdır. Hoca Efendimiz'e de dediği gibi sadece inançtan ibaret bir şey değildir. Sadece cami duvarları içindeki bir hadise değil, cemiyeti, alışverişi, ticareti, ziraatı, evin içini, gece, gündüzü, helale giriş ve çıkışa varıncaya kadar intizam altına almış, kaydelerini koymuş bir hayat nizamıdır İslam. İşte Risale-i Nur ikinci olarak bu Anadolu topraklarından, Osmanlı topraklarından, Anadolu topraklarından, İslam aleminde Allah'ın nizamını kaldıranların karşısında tekrar Allah'ın nizamını koyacak. İkinci hadise bu. Risale-i Nur'un üçüncü vazifesi bu Anadolu topraklarında bulunan Allah nizamını, Hilafet-i Muhammediye'nin dayanaklı bir vaziyet alması neticesinde, yani dayanılacak bir yapı neticesinde alem-i İslam'da birliği sergiledi. Yani Cemal-i Müttefika İslami adıyla İttihad-ı İslam davasını tahakkuk ettirdik. Risale-i Nur onun için bir hareketin bütün programlarını, bütün düsturlarını, bütün gayelerini içerisinde toplayan bir külliyatın adıdır. Sadece bir